Gel, işime bir engel ol da. Bacana nasıl çöktüğünü bak bak. Bekle, şurayı lootlayayım geliyorum. Geleceğim birazdan, bekle. No 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 no! Pigma abi. Singin karısının hayatı da bizim ellerimizde abi. Hadi bakalım. İlk ihanetimiz yetiş abi. Merhaba arkadaşlar, Gamer'dım kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir testere bölümünden hepinize selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki testere serisinde çok güzel bir şekilde devam ederken birkaç aksaklık oldu ve seriye ara vermek zorunda kaldım. Daha doğrusu tüm videoları ara vermek zorunda kaldım. Yani bileniniz vardır, bilmeniz vardır. Appendis şüphesi konulmuştu. Fakat neyse ki bir şey yokmuş yani. O durumu atlattım. Fakat işte oyunlar, videolar yarım kaldı. Ardından tekrar ben bir şekilde videolara başladım fakat testere oyununa devam edemedim. Çünkü oyun bende silik durumdaydı. Yani bilgisayarı formatlamıştım. Tekrar bu kısma getirmek için de çok fazla zamanım yoktu. Bir yandan video çekmem gerekiyordu. Bir yandan başka işlerim falan da vardı işte. Şimdi neyse ki çok şükür Mami ile birlikte halledebildik bir şekilde. Daha doğrusu direkt Mami halletti. Ben de tekrardan seriye bir şekilde başlayabildim. Bu seri bittiği zaman yine bir dizinin oyununa başlayacağım. Söylemeyeyim, belki anlayanınız anlar, anlamayanınız anlamaz. Fakat söylemeyeceğim. Başladığım zaman onu da görürsünüz. Arkadaşlar hatırlayacaksınız ki en son Melissa'yı kurtarmıştık. Dedektif Singh'in, konuşamadım, karısı olan, yani bir ortağımızdı bizim. Ölmüştü biliyorsunuz ki. Onun karısını testlerin tuzağından kurtarmıştık. Ve buraları zaten biliyorsunuz, hızlı hızlı geçmek istiyorum. Hem hatırlamayanlar için küçük bir özet gibi de oluyor. Burada bize güvenmediğini söyleyip gidiyordu. Daha doğrusu testlere inanıyordu. Testlere ileriye gidebilirse, bize ihanet ederse onu gidebileceğini söylemiş. Artık bilemem. Evet. Tamam, sıradaki ipucunu bulduk. Sen incinmiş bir adamsın dedektif. Parçalara ayrılmışsın. Bu koğuşun sonunda mahsur kalmış adam senin itibarını gün be gün parçalamıştı. Ona yardım edecek misin? İtibarımızı parçalamış. Eğer cevabın evetse bulmaca için bulman gereken parçalar var. Bu parçaları birleştirmek beni yakalaman için bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu tehlikeli bir oyun dedektif. Ama en iyi oyunlar hep tehlikeli olanlardır, değil mi? Ben bunu Insta'ya foto atarsam yazdım. Umarım doğru gidiyorumdur diyeceğim ama map'i unuttum çünkü. Üst katta biri mi yürüyor? Geliyorum, piç bekle. Masa lambası bulduk. Ha tamam, elimize aldık bunu. Okey. Ananı... Bir dakika, kaçta vurduğumu unuttum. Neyle vuruyordum ben? Dayı bir dakika ama... Neyle vuruyordum abi ben adama? La fener açtım adama. Heh. Tamam. Hatırladım. Shift'e basılı tutup dövüş moduna geçiyorduk. Daha doğrusu hatırlamadım. Mami'den yardım aldım. Oyun unutmuşuz ya lan. Vay anasını avradını. Bir ay videosunu atmadık diye kardeşim. Ne bu tantana ya. Buradan her türlü inmem lazım. Çünkü merdiven de burada aynı yere gidiyor ve ben geçebileceğim bir nokta yok. Tam o zaman bu taraftan gitmem gerekiyor. Kapı sürgülü. Bu taraftan gitmem gerekmiyormuş arkadaşlar. Sanırım. Gitmem gereken yere... Anam var, anan gel. Gel. İşime bir engel ol da. Bacana nasıl çöktüğünü bak bakayım. Bekle, şurayı lootlayayım geliyorum. Geleceğim birazdan, bekle. Kalktığım an siktim belanı senin. Dur, şu mal beni görmüyor. Aa, elinde bir şey yok ki benim. Ne bok yiyeceğim. Sürgüyü kaldır desek. Gerçi bu bir işe yaramıyor. Az önce geldiğimiz koridora açılıyor. Burada da tuzak var mı lan? Göt beyni. Kardeşim ben o elindekini alabiliyor muyum senin elindekini? Sağlık şırıngası. Yumrukta kıramıyor muyum abi burayı? Oğlum sen akıllanmadın lan. Ha? Goldberg misin lan sen? Spear mi çekeceksin lan bana? Ha? Hadi görüşürüz, eyvallah. Abi bura niye kırılmıyor ya? Teşekkürler, ağzıma sağlık. Aradaki delikten geç. Bir dakika. Ne oldu lan? Aa, o ne la? Siktir git. Allah belanı vermiş senin, bana bulaşma lan. Açabiliyor muyum peki ben senin kapını? Öldü. Onu çekil. La oğlum. Onun çivili şeyini almam lazım. Senin anneni. Hep sen mi önce vuracaksın? Piç kurusu. Ananı. Bellerim seni. Ah, şerefsiz herif. Bas şunu. Şimdi benim o zaman buna ulaşmam için yukarı katı kullanmam lazım. Oradaki çivili sopa. Tuzak var gördüm. Şerefsiz. Oradaki çivili sopa alınıyordu. Öyle gördüm.
Buralarda da yoktur inşallah. Oradaki benim çivili sopayı almam lazım. Kral aşağı gidecektim ama ben. Aha tuzağa gittik. Zaman sıfırlandığında etrafındaki tüm bombalar patlayacak. Patlama nedeni doğru odayı bulmalısın. Odalardan birini patlayıcıları etkisiz hale getiren bir şey var. Kral odalar nerede? Bir geleydim amına koyayım. Bulmacanın çözümü farklı bir bakış açısıyla mümkün. İşte kafamı karıştıran şey bu abi. Burada 207 sanırım. Başka bir şey var mı? Duvarlarda. Turn on the lights. Işıkları aç. Açtım mı şimdi? Ne oldu yoksa kapattım mı? Neyse tamam biz bir 207 numaralı odaya gidelim. 209 bu. 208. Işıkları... 207 nerede ya? Evet 207 numaralı oda bu. En büyük gerizekalılığı orada yaptık işte. Tamam. Torbaya konulan bulmaca parçaları 2'de 1. Hepsini al. Okey. Bir tane daha bulmam gerekiyor galiba fakat. Müzik gittiğine göre sanırım ilk şeyden kurtulduk. Buradaki haberimizi okuyalım. Bu pek popüler olmayacak bir fikir gibi görünebilir. Fakat bunu sormak istiyorum. Peki ya Jigsaw katili moralimiz için bünyemize iyi geliyorsa yazıyor herhalde. İnemiyorum arkadaşlar aşağı niye yapamıyorum bulamadım. Tamam reis sakin ol. Güzel çam kuş parçasını bulmuş. Meşe koğuşu parçalarını bularak bir hayat kurtar. Bu sadece başlangıç. Yargılanmak nasıl bir his? Ne bileyim git babana sor şerefsiz. Kurbanın tuzak odasına gir. Meşe koğuşundan daha çok bulmaca parçası bul. Kapıyı kapatalım da her zaman götü sağlam alacaksın arkadaşlar. Göt bu tarz oyunlarda çok önemli. Ben bir hemen loot yapayım. Bu aşağı mı atlamam gerekiyor benim? Ha tamam şeye mi geldik? Yo. Lan oğlum bir dur ya. Ne bu da nedir böyle? Çıkarın beni buradan. Bu şeyden kurtulur durmaz ana... Lan yok öyle yazmıyorum. Sen ne yapacaksın? Benimle ilgili hikaye mi yazacaksın? Çok şey yaptın Oswald. İnşallah doğru okuyorumdur ismini. Oswald. Okey. Ah kahretsin. Sen osun. Sen Jigsaw katilsin. Bana verdiğin isim bu. Gerçeğe rağmen kelimelerinle insanların beni algılamasını sağladın. Kelimeler kifayetsiz kalınca geriye ne kaldı peki? Reis yemin ediyorum Tur abi gibi konuşuyorum. Boş yapma ya. Bunu çevirmeye mi üşendiniz arkadaşlar? Hmm, burada yine kırmam gereken bir yer varmış ama... Ben burayı yumrukla kıramayacağım. Çünkü akıllanmadım. Ya da çok fazla vurunca falan kırılıyor musun? Ne yapıyorsun? Kırılıyor musun bugün? Yemin ediyorum azimle sıçaz çat eldim. Vallahi azimle sıçaz... Lan oğlum ya, ef konuşmuyorum tamam. Demek ki yumrukla da açılıyormuş bu tarz yerler. Öğrendiğimiz yolda ama... Ne oluyor lan? İnek, reis inek... Kral ölmüş gibi o ya. He? Ölmüş gibi istiyorsan sal adamı. Ay, korku kapanındaki tuzak abi. En kötüsü var ya dikenli tel yemin ediyorum. Çok korkarım. Ve tiksindirim. Umaga geldi amık. Tamam. Okey. Böyle şeyler konuşarak da anlaşılabilir olan şeyler de. Ben seninle nasıl konuşacağım amına koyayım. Ay herif. Gel lan. Eski Smackdown'culardan kim kaldı amına? Oğlum valla yumrukla dövmek daha kolay ya. Adam bana bir tane vuranadır. 8 tane vurdum gel buraya diyor daha ya. Kardeşim sen öldün mü? Yok levye alma. Aa, onun da levyesi varmış. Gariban. Levyeye karşı çivili beyzbol sopası. Öküz herif senin adaletine sokayım ben. Bir de aşağıya bakalım. Sonra gerçi aşağıdan gitmem gerekiyor zaten herhalde. Şu tavan çökse de önüme böyle bir düşsen seni ıslak zopayla mı dövsem ben. Nasıl olur kral? Islak zopayla mı böyle ağzına burnuna seni bir vursam. Ha, pardon kendimizi içeri kilitledik anasını satayım. Deminden şimdiye geldim amına koyayım ne değişti ki? Yapacağını zola sokayım. Ve abicim fener açmasını bulamadım ya. Ha, sen bunu buraya koyduğuna göre biz burada saldırıya mı uğrayacağız peki?
Evet, vuracağız. Birileri geliyor. Ben şimdi buraya tırmansam. Şuradan sana doğru gelsem. Ananı eylemci piç. Ben bunu böyle yaptım da, ha. Galiba yanlış yaptım. Bir dakika. Sürgüyü kaldır. Kral buyur gel ya, yemek falan yiyelim biz seninle. Gel gel. Kapıyı açtım ben senin için ya. Gelsene lan. Oğlum kapıyı kendin açamıyor mu? Elin kolun yok mu lan senin? Beni mi uğraştıracaksın? Allah'ım koltuk değneği yarıyor bir de. Üstünü ara. Hiçbir şey bulamadım. Kodumun çapulcusu ne boka yararsın ki zaten. Fener kullanmayı bir çözsem yemin ediyorum deli dehşet hareketler yapacağım ama. Bütün tuşlara bastım. Video başında hatırlarsanız yanlışlıkla feneri açıp kapattıydım. Ne yapıyorsun götlü ailesi? Ben seni arkalamadım mı şimdi şuradan gel. Bekle yavşak bekle. Biliyorum oraya gidişini. Oraya gidiş yolunu biliyorum, bekle. Oraya gidiş yolu yokmuş, geliyorum dur. Gel at. Sen oraya atana kadar. Eğimine soktum. Eğimine soktum. Oğlum bu ne kadar güçlü la. Oo. Öbürünün niye tekte indirdiği belli oldu şeyi. Level olan adamın bacağına sıçtıydı ya. Sağlık şimdi kız, eyvallah. Harcadığımızı da senden bulduk. Bir dakika aşağı atlayacağız. Öncelikle şuralardan bir. Oo. Oluştur abicim. Sersemletici tuzak. O ne lan? Oturdu sandım. Falsely accused gibi bir şey sanırım. Çevirden baktım yanlış suçlanan gibi bir şey diyor. Hani ne işe, ne demek, ne anlama geliyor bilmiyorum ama. İftira atılmak gibisinden bir şey mi bahsediyor bilmiyorum. Aha tuzak geldik abi, tuzağa sıçtık. Şırıngayı bas şırıngayı. Bizim de canımız manımız gider, tuzakla uğraşmayak. Bakalım buraya, şerefsiz oda girişlerine bir şey falan vurmuştur. Ses bandını çalıştır hadi bakalım. Bir dakika, eğer bu adım olmasaydı Dedektif Singh'in ölümünden sonra kurtulabilirdin. Diğerlerinden farklı olmayarak ün ve servet için sana karşı cephe alan bir adam. Boş sözleri dışında başka bir şey yok. Fakat sen dedektif, sen olayların hep içindesin. Bulmacanın kalan parçalarını bul ve buraya topla. Gerçek bu kapının ardında. Daha çok bulmaca parçası bulmalıymışız. Meşe koğuşunda. Arkadaş. Oğlum ne yapmışsınız bunun? Karnını mı yediniz lan? Sen. Meşe koğuşundan daha fazla parça bul. Okey. O ne la? Oğlum Outlast mı oynuyoruz? Ne oluyor ama? Evet, fener açmayı buldum. Bu dövmeden dinozor falan var ya yukarıda. Öyle bir ayak sesini yani insanların çıkması mümkün değil. Hayır camına. Sana yardım ettim değil mi? Mesajını ya da her neyse yaymanı sağladım. Beni bırakacak mısın? O nasıl bir tuzakta lan? Korkarım bunu yapamam. Dedektif Tepe hatırlıyor musun? Hatırlama la. Tanımam. Evet, seni yakalayamayan polis değil mi? Belanı sikerme. Onu kestin ve ortağını öldürdün. Aynı kişi olduğumuzu ima ettin. Ha. Hakkı olan hakkını teslim etmek gerektiğine inanıyorum. Düşüncelerini kabul ettirmeye çalışarak bir adamın hayatını mahvettin. Kelimeler güçlüdür. Ama hareketlerde. Oha! Oğlum o ne lan? Kral bir deri bir kemik kalmışsın diyeceğim. Derinle kemiklerini de asmışlar. Herhangi bir şey yapamıyor muyum ben burada? Burada olma sebebim sensin. Oğlum ne? Testereden çok cinayet işliyor lan buradaki adamlar. Gerçi testere hiçbir cinayet kendi işlemiyor da. Tuh be! Bu yaka bu yaka! 6-1! Bir dakika eğim kaydı. Nine. Hey! Bu yaka! Bu yaka! Tamam la tamam, siz dövüşün. Ben izleyeyim. Düşmanımın düşmanı... Postumdur felsefesiyle bana saldırdı pezevenkler.
Öyle Allah'ınıza kavuştururum ikinizi. Tamam, sizden zaten bir bok çıkacak değil. Barikatlamışlar. Olay yerine yakınız, aydın. Aşağı iniyoruz. Oradan ta en üst kata çıkacağız galiba. Çok uzun bir merdiven var. Bu ne o? Lan bu ne, sonsuzluğa mı gidiyoruz lan? Yalnız az önce SmackDown maçına sonradan dahil olanlar gibi nasıl geldim? Böyle bir an müzikleri çalıyor, içeridekiler şok oluyor ya. Gerçekten öyleydim. Hadi şuradan düşün de böyleyim. Oğlum tamam la. O nasıl bir denge anasını satayım. Beni ellemesem daha iyi gidiyordu adam. Bulmaca parçaları odasına girmek için bir kombinasyon bul. Bulmaca parçaları odasına girmek için bir kombinasyon bul. Ha. Ne yapıyorsun abi? Bunu indirirsem boom. O zaman indirme kral. Benim bu fenerim sınırsız mı ya? Düşme aşağı. Patlama kü... Aynen! Ne oldu la? Dedektif. Uçtu mı adam? Korkudan özel güç edindi adam. Skill bastı anasını satayım. Ulti attı lan, uçtu mı? Ne? Ya ananın. Ölüyor muyum? Ha, eyvallah. Evet, hadi bakalım abicim. Bir dakika süremiz başladı. Ne bok yiyeceğiz? Ha, bunları ittirerek şey mi yapacağım? Yol mu açacağım kendime? Yo, nereye açacağım ki? Ha, şu kapıyı açacağım. Okey. İttir. Bunu ittir. Galiba yaptım. Oradan bunu ittir. Yeah boy. Oradan öbürüne git. Bu tarafa ittir. Abi oğlum biz bu oyunu eskiden çok oynadık. Oh, vallahi anlık küçük bir tuzaktı. Ama korku doluydu. Hadi siktir taşlar lan. Aşağı itecek sandım. Ne oluyor lan? Oha. Terminasyon, kombinasyon, olasılık. Hadi oğlum hatırla baba. Ne geldi? Bir dakika. Kombinasyon ne oldu lan? Görev odasına giriş için 206 ipucunu kullan. Şimdi görüyorsun ki gerçeği ışık tutarak onu aydınlatabilirsin. Sırlar karanlıkta çürür. Acının denemesidir bu. Kötülemek yüzleşme için kolay değildir. Dur reis geleyim de şöyle saygı için yanımda dinleyeyim ha. Bitti reis. 206 dedi değil mi? 206 kombinasyonunu, ipucunu kullan dedi daha doğrusu. Beyzbol sapam var. Onu almamıza gerek yok. Ben direkt olarak buradan elektriklere çarpmadan yavrum dövüşmeyin kuzum. Acaba sağdan gitseydim ne olacak? Ne oluyor la? Gaza maruz kalmamak için acele etmem mi gerekiyor? Ne yapacağım? Dişli buldum. Aha. Kesin yine kıracak bir yer var değil mi lan? Şerefsiz. Baba yer mi oğlum? Nerede lan? Koruyun kilidini aç mı? Waf buldum ama sanırım bugün öyle olacak bir şey değil. Sen beni yemliyorsun ha. Açacak bir duvar bir şey yok mu lan? Bu sefer yemlemedin mi? Buradan geçemez miyim? Geçemem tabii ki de, niye geçeyim ki? Yani ben yine reis bana götlük yapıyor sandım. O yüzden öyle bir şey yaptım ama üste gitsem ne olur peki ben? Gidebiliyor muyum? Bu sefer de bu kapıyı mı kapatacaksın? Her türlü beni oraya sürüklüyor musun reis sen? Benim hemen dişli. Tamam. Bunu mecbur yapmam lazım. Bunda da bu da inanılmaz zorlandığım bir şey. Özellikle evet böyle benim gibi bilgisayardan oynuyorsanız. Şırınga bas, şırınga bas, şırınga bas, şırınga bas. Ölüyoruz, yiğidim. Bas 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 bas. Nagi koş. Bunun böyle olması lazım mecbur çünkü iki parça ancak öyle geliyor. Ama bu sefer de buna bağlanan olmuyor.
Şırınga mı bitti? Şırınga bitti, öldük. Çok zor ya. Ulan Galatasaray maçı var, onu izlemeye gideceğim, hadi lan. Allah'ım şükürler olsun Allah'ım. Ulan deli etti, ana avrat bırakmadı, söve söve ya. Bu ne lan, erkek yurduna mı geldik? Bir tane daha alabiliyor muyum ben senden peki? Trick savun çatma masası. Oluştur. Oluşturamıyorum. Bup diyorsun, okey. Zorla karşıya geç diyor. Oyun bir yobaz oldu için bana. He şunu yapacak bana. Aa ölmedin mi lan? Zilli. Aşırın harcadık. Keşke öyleydin, anasını satayım. Bir tane daha. Okey. İlla bacağımıza sıçıracaksın yani. Ulan. 206 demişti. Eğer onu diyorsa. Yes, unutmamışım. Gel. Gel piç kurusu. Öyle sinir bozucu şeylerden kurtuldum ki şu an. Sen bana vız gelir tırıs gidersin, yavşak seni. Ne oldu le? Oğlum yanıyor mu amına koyayım? Oğlum sağlık şırıngam olmadan oyuna mı başlayacağım? Evet abi. Torbayı kullanıp bir parçayı da bulduk. Tuzak girişine bulmaca parçalarıyla dön. Reis bana bir cam verseydin, eski televizyonlar gibi siyah beyaz oynuyor mu oynamı? Hadi bakalım. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Aman tanrım. Ben kimseyi öldürmedim Oswald. Dedektif Tebe verdiğin şansları çok şanstan çok daha fazlasını onlara verdim. Söyle bana, senin için bir hiç olan bu adamı neden bu kadar suçladın? He? Arkamda konuşamayacaksan yüzüme de neydi o amına? O yaptı. Jigsaw'la ilgili bilgilere ulaşmamı engelledi. Yani senin. Beni susturmaya çalıştı. Beni. Kimseye sırtımı dönmedim. Dönmem ve dönmeyeceğim. İyi dedektif, çabuk... İyi dedi. Bu nasıl cümle? Çabuk olma süreci senin nasip. Esnek. Çabuk olmadığım zaman adamın belasına atlanacakmış. Atlansın abicim, adam bana... Senin belanı sikeyim ben. Yine mi gaz kullandım? Ya oğlum yeter artık, borunu sikeceğim şimdi ya. Ya şunu şöyle kabul et işte ya. Şu, ha. Allah'ın belası senin adil dövüşme işini sikeyim ben. Bütün şeylerimi sana harcadım. Kahpe evladı. Hovarda çocuğu. Eskort evladı. Kafana sok onu ha. Öyle ölmezsin amırım. Kafana sok onu direkt. Aha. Tuzak ekranına geri döndük. Değil mi reis? Hadi bakalım. What the fuck? Şu sanırım şuraya... Yo. Reis elin götünden falan çıktı. Sana bir şeyler oldu ama halledeceğim gibi. Dur bakalım. Hayatımda neredeyse hiç puzzle yapmadım. Çok az yaptım. Tamam reis, yanağı da oturtturduk. İyisin. Maşallahın var. Ama seni ters tarafa mı çiziyoruz acaba şu an? Reis gövdeni bulamadım da ben seni tam olarak. Bu galiba. Tamam harika. E tamam bitirdim. Yo bir dakika, bu neresi oldu? Götü mü oldu? Tamam bacağı da hallettik. Kolun sanırım reis. Kolun şu. Tamam. E bittin. Yo bir dakika. Bir çarpıklık var gibi hala. Orayı nasıl halledebiliriz? Ya şu parça nerenin ya? Reis sikeceğim suratını, ağzını, burnunu. Ha saçınınmış, tamam. Saçı da hallettik. Abi daha ne yapayım ben bu adama ya? Ananı avradını, o kadar da dikkat etmezsiniz. Orada kahverengi, orada kahverengi ya. Oğlum adamı adamın tuzağına gideceğiz diye... Asıl tuzağı biz yaşadık. Aha geldik. Heh, piç herif, senin yüzünden ne hallere girdim lan? Jason Statham mı bu? 4 dakika süren var. Selam olsun. Gazeten mesajım için bir numaralı bilgi kaynağı olmuştur. Niye yaptım, ne yaptım? Ama senin hareketlerin bencilce. Hiç sevmem benim sanırım. Mesajımı yaydın ama kendi zaferin için mesajı değiştirdin. Vay yavşak. Kelimeleri çarpıttım ve dedektif tabi buna karıştırıp kamuoyuna onun ben olduğumu söyledin. Haydi. Haydi. Tokat atmaya geliyorum herhalde. Sana bağlanan aygıt vücudunu parçalayana kadar gelecektir. Biliyorum bu aygıtı. Aygıtı durdurmak için elektrik devre panelini tamamlamalısın. Eğer devreyi zamanla tamamlayamazsan kelimeler ızdırabını anlatamaz. Vallahi reis haklısın ya.
Haklısın tabi reis. Devremizi güzel bir şekilde tamamladık. Oğlum adam geriliyor lan. Lan tamam reis dur. Dumblefly yaptırdılar adama. Ey bu ne? What's up nigga? Bunu yaptık. Bu sefer bu gitti. Tamam güzel. Tamam bala götü onu. Lan seni bozma. Yes. 1 dakika. O 1 dakika ananı avradını. Ben bunu balyoza parçalasam olmuyor mu? Oğlum bu ne? Süre yetmeyecek abi. Kaptan Allah rahmet eylesin ya. İyi biriydin valla. Çocuklarınıza izletmeyin abicim bu nedir ya? İçim parçalandı. İkinci tuzakta çok zaman kaybettim. Onu halletmem lazım ya. Seviniyorum herhalde öldüğünü. Yes be come on diyor benim adam. Yes. Hadi 2 dakika süren var. Hadi 2 dakika süren var. Hadi 2 dakika süren var. Bu nasıl gitti ya? Hah. 2 dakika 40 saniyem var abi. Ama çok zor sonuncusu ya. Biraz keşke fazla süre verseydi ya. Gençler yok. Gerçekten çok fazla denedim. Bu bölümü burada bitirelim. Hem uzun oldu biraz video hem... Yok yani olmuyor. Maçın ilk yarısını da izleyemedik. Yoruldum yemin ediyorum çok yoruldum gençler. Burada bitirelim sonraki bölüm buradan devam ederiz. Yemin ediyorum dilim damağım kurudu ya. Geberdim bittim öldüm. Aşırı zor tuzaklar koymuşlar ve çok gereksiz uzun ve zorlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki testere bölümümüzde ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.